resimde sanatçının soyut figüratif döneme geçtiği ilk örnek olabilir. Tuval üzeri yağlı boya. Sanatçı burada cam ocağındaki işçileri resmetmiş. İzninizle. Hanımefendiyle ilgilen lütfen. Peki efendim. Selam. Hayrola? Biraz konuşabilir miyiz? Görüyorsun, meşgulüm. Çok vaktini almayacağım. Peki. Konu ne? Beni son günlerde yaşananlar çok üzdü. Numara yapma. Nihat'ın kovulmasına en çok senin sevindiğine eminim. Ben son yaşananlar derken Nihat'ın yanlışlarını değil, bana oynanan çirkin oyunu kastettim. Sedef olayında senin parmağın olduğunu biliyorum. Saçmalama. Benim bir ilgim yok. Peki ne kazandın? Ne geçti eline? İntikam mı almaya çalıştın? Benim bir ilgim yok dedim sana. Hem yerinde olsam bu konuda hiç kimseden hesap sormam Behlül. Hiç uzatmam. Sonra asıl hesap vermesi gereken sen olursun. Neden? Eski defterlerimi açarsın yine. Bitmiş gitmiş şeyleri mi gündeme getirirsin yine? Arkandan yere yapışmadığım için öfkelisin değil mi? Evliyim ben. Çocuklarım var. Kocamı seviyorum. O halde niye Nihal'le evlenmemi hazmedemiyorsun hala? Niye engel olmaya çalışıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Niye böyle bir şey yapayım ki? Bilmem. Benden hala güller almayı beklediğin için olabilir mi? Sen kendini ne zannediyorsun? İyice delirdin. Peyker, Nihal'i seviyorum. Onunla evlenmeme kimse engel olamayacak. Bana şov yapmana gerek yok. Söyledim. Beni zerre kadar ilgilendirmiyorsun artık. O zaman ilgileneceğin şeylerden söz edelim. Mesela yarınki duruşmadan konuşalım. Hilmi Bey'in iddialarını ispatlayacak hiçbir şey yok. Nihat ona inanmakta aptallık ediyor. Bu senin düşüncen. Hayır, neye güvenip de amcamla kopardı bütün bağlarını? Bunu ona sorman lazım. Bak. Ona söyle. Zararın neresinden dönerse kârdır. Yarın Hilmi Önal büyük bir hezimete uğrayacak. Her şeyini kaybedecek. Nihat aklını kullanır. Fırsat varken kendini bu işten sıyırırsa Ziyagirlerle köprüleri atmamış olur. Yoksa o kapı yüzüne tamamen kapanacak. Yarınki duruşma seni niye bu kadar korkutuyor? Niye korkayım ki ben? Sadece Nihat'ı uyarmak istiyorum. Nihat'tan da Hilmi Bey kadar nefret ettiğini biliyorum. Niye onların iyiliği için uğraşıyorsun ki? Niye korumaya çalışıyorsun? Bırak, yarın her şey ortaya çıksın. Kim haklı kim haksız anlaşılsın. Attıkları iftira yüzünden rezil olsunlar varsın. Niye amcanı bu zevkten mahrum bırakmak istiyorsun anlayamıyorum. Onlarla birlikte sen de zarar göreceksin. Kendinle çelişiyorsun Behlül. Bana bir çıkışıyorsun, bir korumaya çalışıyorsun. Anlaşılan kafan çok karışmış. İzninle şimdi müşterimle ilgilenmem lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.